Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf kimya dersinin 1. dönem konuları olan kimya ve elektrik konusunda indirgenme yükseltgenme tepkimelerinde elektrik akımı ve elektrotlar ve elektrokimyasal hücreleri anlatmıştık. Şimdi elektrot potansiyellerine geçiyoruz. Galvanik hücrelerde redoks tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir ve elektrik enerjisi açığa çıkar. Bu elektrik enerjisi elektrotlar arasındaki potansiyel farkında kaynaklanır. Bu potansiyel farkı elektromotor kuvveti ya da kısaca EMK ya da hücre potansiyeli olarak adlandıracağız. ve yaptığımız işlemlerde bunu e pil olarak göstereceğiz. Oda koşullarında yani 25 santigrat derecede bir atmosfer basınç altında neydi bu? Oda koşulları. Bu şartlar altında ki hücre potansiyeline de standart hücre potansiyeli diyeceğiz. Bunu da standart anlamında yukarısına sıfır koyarak anlatacağız. Şimdi geçen dersten buraya biraz giriş yapmıştık. Hidrojendeki standart hidrojen potansiyelini vermiştik elektrodu. Tekrar oradan geri dönerek biraz daha geriden başlayarak tekrar anlatıyoruz. İki tane elektrodun potansiyeli yani teorik olarak iki yarı hücrenin oluşturduğu potansiyel farkı hesaplamak için her ikisinin de yani her iki yarı hücrelerinde bu da yarı hücre bu da yarı hücre her iki yarı hücrenin de potansiyellerinin bilinmesi gerekir. Yarı hücrelerin potansiyellerini tek başına ölçmek mümkün değildir. Birbirlerinin farkından yararlanarak ölçülme yapılır. Bunun için içerisine platin tel eğer bir tane sadece bir tanesi biliniyorsa diğeri bilinmiyorsa bunun için içerisine platin tel dal katılmış bir molar hidrojen iyonu bir çözeltiye yani bir molar HCl kullanarak diğerinin potansiyel farkı bulunur. Şimdi bir atmosfer basınçta hidrojen gazı gönderildiği için bu şekilde elektrodun 25 santigrat derecelik potansiyel farkı hidrojeninki sıfır kabul edildiğinde diğerinden çıkarılarak yani indirgenen ve yükseltgenin farkı hesaplandığı için hidrojeni de sıfır kabul ettiğimizden aradaki farkı kolayca bulabiliriz. İşte bu şekilde oluşturulan elektrotun 25 derecedeki potansiyel potansiyeli bilim adamları tarafından sıfır kabul edildiği için bu elektroda standart hidrojen elektrot yani SHE ile gösterdiğimiz adı verilir. Şöyle örnek olarak bir sistem çizersek yarı hücreler ve tam hücremiz yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimelerini yazdığımızda buraya çinko şu çinkomuz bu da hidrojen gazımız platin elektrot platin elektrot kullanılıyor inert olduğu için herhangi bir tepkime girmediği için çünkü Şimdi çinko çinko artı ikiye yükseltgenir. Burası yükseltgenme olduğu için tabii ki anotumuz. Diğerinde de iki h artı iki elektrondan h iki. Bu da tabii ki indirgenme. Elektron da bu tarafta olduğu için indirgenme tepkimesidir. Buranın pil potansiyeli sıfırdır. İndirgenme potansiyeli. Buranın bize tabii ki değer verilir bunun ki. Yükseltgenme potansiyeli 0.76 olarak verildiğinde şöyle ki bilmemiz gereken hücre potansiyelini bulmak için tepkimimizi yazarız. Öncelikle Zn Rn artı 2 artı 2 elektron 2H artı 2 elektron H2. İkiler gittiği için pil denklemimiz net pil denklemimiz Çinko girenler de artı 2 hidrojen iyonu burada da Çinko yükselt gelmiş hali ve H2 vardır. Şimdi Çinko'nun kez e yükseltgenme yani anot e indirgenme katotta olan tepkime. Baktığımızda 0.76. Burası da 0 olduğuna göre pil potansiyelimiz ikisinin toplamı. Burada nasıl topladıysak, buralarda topluyoruz 0.76 olarak volt olarak bulunur. Öyleyse pil potansiyelini nasıl hesaplıyoruz? yükseltgenme par indirgenmenin olduğu ve yükseltgenmenin olduğu pil potansiyeliyle yani burada hidrojeninki burada çinko'nun ki yazıyoruz ve pil potansiyelimizi buluyoruz. Burada bilmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken hücre potansiyeli eğer sıfırdan büyükse tepkime belirtilen koşullarda istemlidir. Eğer eşit sıfır ise tepkime belirtilen koşullarda dengededir. Eğer hücre potansiyeli sıfırdan küçükse tepkime belirlenen koşullarda yani bize belirtilen koşullarda istemsizdir. Şöyle bir örnekle geçelim. Şimdi elektrotlarımızı batıralım. Voltmetremizi buraya takalım. Tuz köprümüzü kuralım. Sodyum nitrat olsun tuzumuz. Burada H2 2H artı 2 elektron tepkimesi gerçekleşsin. Burada da bakır artı 2 artı 2 elektron bakır Şimdi burası sıfır olduğunu biliyoruz. Bunun kaç olduğunu bilmiyoruz. Bize bu sorulmuş. Ama soruda bize tabii ki toplam pil potansiyeli verilmiş olur. Yani mutlaka tek bilinmeyen olur. 0.34 olarak verilmiş. Öyleyse pil tepkimemizi anottaki ve katottaki tepkimeleri yazalım. Anot tepkimesi H2 2H artı 2 elektron katot tepkimesi bakır artı 2 artı 2 elektron bakır bunun pil potansiyeli tabii ki sıfır bunun pil potansiyelini bilmiyoruz topladığımızda iki elektronlar okun bu tarafındaki ile okun bu tarafı yani üründeki ve girendekiler birbirini götürdüğünde net pil denklemimiz H2 artı bakır artı 2 2H artı bakır olacaktır. E pilimiz de 0.34 olduğuna göre yani burası yükseltgen mi? E yükseltgen mi? Artı E indirgenme Eşittir. E pil olduğuna göre 0 artı kaç? Eşittir. 0.34 Öyleyse Indirgenme bulduğumuz değer kaç olur? 0.34 volt olur. Demek ki sıfırdan büyüktür sıfır olduğuna göre istemlidir. Kendinden gerçekleşir. Bize bakır artı 2, sodyum artı ve çinko artı 2 iyonlarının standart indirgenme potansiyelleri verilmiş. Nereden anlıyoruz indirgenme olduğunu? Girenlerde elektron olduğuna göre indirgenme potansiyelleri verilmiş. Sorumuz şöyle buna göre bakır, sodyum ve çinko metallerin indirgenme potansiyellerinden yararlanarak metalik aktifliklerini metalik aktifliklerini göre sıralayınız diyor. Yani en metalik aktifliği en fazla olandan az olana doğru sıralayacağız. Metalik aktiflik neydi? Elektron verme. Yani yükseltgenmeye dönüştüreceğiz bunu. Peki indirgenmeleri yükseltgenmeye dönüştürürsek bunu bununkini yükseltgenmeye döndürürsek ne olacak? E yükseltgenme olacak ve eksi 0.34 olacak. Bakır için. Sodyum için baktığımızda E yükseltgenmeye çevirdiğimizde eksi neye dönüşecek? Artı 2,71. Çinko için yaptığımızda B e, yükseltgenmeye dönüştürüyoruz. Şunları da yazalım. Artı 0,76 olacak. En büyük olan kimdir? En büyük olan sodyum. Sodyum büyüktür. Daha sonra bu kimdi? Çinkoydu. Çinko en küçük olan da bakır olacaktır aktiflikleri. Şimdi sorumuz çinko sülfat çözeltisi saf demirden ya da saf alüminyumdan yapılmış bir kapta saklanabilir mi? Tabii ki bunların öncelikle bize yükseltgenmelerini ya da indirgenmelerini de vermiş olması gerekir. Hemen onları da yazıyorum. Yükseltgenmesi demek aşınması demek. Öyleyse öncelikle bunların yükseltgenmesi hangisi daha büyük? Yükseltgenmesine çevirdiğimizde bu 0.76, bu 0.44, bunun da 1,66 olur. Burada görüyoruz ki hangisi hangisinden çinko demirle karşılaştığımızda kiminki daha büyük? Çinko'nunki demirden daha büyük. Yani çinko yükseltgenir, demir indirgenir. Yani demir kap daha zayıftır. Çinko kabın içinde dem, çinko çözeltisi demir kabın içinde saklanabilir. Peki çinkoyla alüminyuma bakalım. Çinko ile alüminyuma baktığımızda çinko'nunki 0.76, alüminyumunki 1,66. Yani yine pardon, çinko'nun 0.76, alüminyumun 1, 66. Burada Zn daha küçüktür alüminyumdan. Yani alüminyum daha güçlü. Alüminyum güçlü olduğuna göre çözünmeye başlayacaktır. Tepkimeye girecektir. Tepkimeye girince de saklanamaz. Alüminyum bir kapta çinko sülfat çözeltisini saklayamayız. Bunda saklanabilir, kullanılabilir yani. Bunda saklanabilir maz sebebi alüminyumun yükseltgenmesi daha fazla ve aşınmaya başlayacaktır kabın içine çinko sülfat konunca. Sorumuz şöyle. Net pil denklemi bu şekilde veriliyorsa bu koşullarda standart koşullarda verilen denklemdeki pil çalışır mı, çalışmaz mı? Tabii ki bize indirgenmeleri ya da yükseltgenmeleri mutlaka verilmiş olması gerekir. Şimdi her ikisinde de indirgenme verilmiş. Öncelikle tabii ki bunu 2 ile çarpacağız. 2 ile çarptığımızda ne olur? 2 Ag 2 elektron 2 2 Ag olur. Ama burayı çarpmıyoruz. Herhangi bir çarpma işlemini buraya uygulamıyoruz. Sadece ters döndürdüğümüzde işareti değişiyor. Onun dışında başka bir şey yapmıyoruz. Şimdi her ikisinde indirgenmesi verilmiş. Peki hangisinin indirgenmesi daha büyük? Burası. O zaman evet bu gerçekten indirgenme, diğeri yükseltgenme. Öyleyse bunu yükseltgenme olarak yazalım. Zn Zn artı 2 artı 2 elektron ve E yükseltgenmesi artı 0 76 artı 0 76 olduğuna göre indirgenme ve yükseltgenmeleri topluyoruz. 1,56 olarak buluyoruz. 1,56 sıfırdan büyük müdür? Evet. sıfırdan büyüktür. Öyleyse Sorumuz neydi? Pil kendiliğinden çalışır. İstemlidir. Ve pil kendi söylenilen koşullarda pil kendiliğinden çalışır. Peki bize iki denklem verildiğinde yarı hücreler ve potansiyelleri verildiğinde hangisi anot hangisi katottur diye sorulursa örneğin gümüşle demiri verdiklerini düşünürsek tabii ki pil potansiyellerini de verecekler. Her ikisi de indirgenme olduğu için zaten bize indirgenme potansiyellerini vermiştir. Hangisi anot, hangisi katot. İkisinin de indirgenmesi verilmiş. Hangisinin indirgenmesi daha büyük? Bunun. Demek ki bu gerçekten indirgenme. Diğeri yükseltgenme. Yani bunu ters çeviriyoruz. Demir artı 2'den Demir artı 3'e yükseltgenmiş. değeri de tabii ki demiri ne yapacağız? Eksi 0.77 olarak yazacağız. Pil potansiyellerini hesaplarken bu ikisini toplayacağız. Yani 0.77 0.80 ıı, artı 0.3 olur. İstemli olur. Ama bizden ne isteniyor? Hangisi anot hangisi katot. Yükseltgenme olan anot. Yani elektron ürünlerde olduğunda anot Elektron girenlerde olan da katot tepkimesi gerçekleşir. Peki standart olmayan koşullarda pil potansiyeli nasıl hesaplanır? Böyle durumlarda Nernst eşitliğini kullanacağız. Burada Pil potansiyelini hesa hesaplarken standart pil potansiyelinden yararlanarak n dediğimiz elektron sayısını ve logaritma Q buradaki Q ürünlerin derişiminin girenlerin derişimine oranı olarak bulacağız. Hemen bir örnek üzerinde anlatalım. Bize verilen yarı hücreleri tabii ki daha önceki dersimizde de anlattığımı tekrar anlatıyorum. Zn'den Zn artı 2'ye yükselt gelmiş. Demek ki anot tepkimesi. Tuz köprüsünü çiziyoruz. Burada bize verilen de artı 2'den 1 molar neye dönüşmüş? Bakır katı haline. Demek ki burası anot burası da katot. Ama bakın dikkat edin. biri anotumuz 0 1 molar katotumuz 1 molar. Öyleyse Ners eşitliğini kullanacağız. Öncelikle Tepkimemizi yazalım. Zn Zn artı 2'ye yükseltgenmiş 2 elektronla. Bakır artı 2'den 2 iki elektron alarak bakıra dönüşmüş. Öncelikle net tepkimemizi yazmamız gerek. Net pil denklemimizi yazacağız ki ürünü ve gireni göreceğiz. Bakır artı 2 artı Zn Şunlar gitmişti. Zn ve bakır artı 2 yazdık. Ürünlerimizi yazalım. Zn artı 2 ve bakır. Bakır ve çinko burada. İyonik halleri değil. iyonlaşmış halleri değil. Bakır ve çinkoyu ürün olarak alacağız. Ürünümüz bakır. Girenimiz çinko. Ürünümüz bakır. Q neydi? Q ürünlerin derişiminin girenlerin derişimine oranıydı. Peki ürünümüzdeki iyonlaşmış olan derişimi olan kim? Çinko. Çinkonun ürünümüzde bakın. Ürün bu. Bu da giren. Bunlar katı halde olduğu için derişimleriyle ilgili bir şey düşünmüyoruz. Derişime katmıyoruz yani. Çinko ürünümüzde. Çinkonun derişimi 0-1'di. Peki girenlerin derişimli olanı bakır. Bakırın derişimi 1'di. Öyleyse 0-1 yani 10 üzeri eksi 1. Logaritma 10 üzeri eksi 1 alacağız. N sayımız kaç? Elektron sayımız. N'imizde Q'yu bulduk. Enimizde 2. Öyleyse formülü de yerine koyalım. Ki öncelikle net pil denklemindeki bize verilen e, her ikisinde indirgenmesi ya da yükseltgenmesi verilmişse yararlanarak onlardan faydalanarak yükseltgenme potansiyelini ve indirgenme potansiyelini bulup standart pil potansiyelini yani E0 pili öncelikle bulalım. Bu da kaç yapar? 1.1 1,1 volt yapar. E pili de bulduk. N'i bulduk. Q'yu bulduk. Şimdi tepkimin denklemde yerine yerleştirmek kalıyor. 0,06 bölü N çarpı logaritma Q E pilimizi buluyoruz. Standart pil potansiyelimiz 1,1'di. 0,06 bölü Elimiz 2 çarpı logaritma kaç? 10 üzeri eksi 1. Logaritma eksi 1 de eksi 1 olduğuna göre bunlar birbirini artıya dönüştürecek. 1,1 artı 0,03 olduğuna göre toplarız. 1,13 volt olarak buluruz. Pil potansiyelimizi derişim pillerinde yani derişimleri farklı olan pillerde yani pilimiz şöyleymiş biri e, anotumuz kimdi yükseltgenen çin koydu zn bakırımızda katottu bunların zn'nin derişimi 0,1 molardı bunun 1 molardı farklıysa buna dikkat etmemiz gerekiyor eğer pil derişimleri farklıysa bu yöntemle ners eşitliğiyle sorumuzu çözeceğiz